Hop, ben geldim. Ne arıyorsunuz sevgili FM gönül dostları? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Saatiniz yerinizde mi? Yepis yeni bir bölümle hem de bu sefer tamı tamına 19. bölümle karşınızdayım. Ve hemen sizden gelen yorumlara şöyle bir tekrar not aldıklarıma göz atıyorum. Öncelikle muhterem Ferhat Turna. Dediğim gibi şimdi hemen kornerlere ayar çekeceğim ama bunlardan duran toplar. Ferhat söylüyorsa futbolla ilgili bir bildiği vardır gibi bir şeyim var benim. Şimdi buradan şeyi nereden yapıyoruz? Hücumdakiler. Şuradan mı? Karışık atma. Öyle karışık şey mi olur? Kısa deyince pas atar herhalde, değil mi? Yakın direkt, uzak direkt, penaltı noktası, altı pas alan. Tamam, kısa. Diğer tarafın da aynı şeyi yapalım. Buna da kısa. Şimdi bu duran toplar dedik mi, iki taktik içinde geçerli mi ya? Yok değil. Diğerine geldik. Buna gene kısa. Şu diğer tarafa geç bakayım. Buna da kısa. Şimdi korner kullanan değiştirsek mi aslında ya? UTC ne? Uzun taç, SRB, serbest vuruş. Köşe vuruşunu da kimse iyi kullanamıyor ki. En iyisi onla. Sağ ayakla korner atan adamı yok ha. Rezilliğe bak. Neyse, zaten paslaşarak kullanacakları için o kadar da yetenek gerekmiyordur diye tahmin ediyorum. Onu bir yerden kaydetmeye gerek var mı? Yok. Şimdi ondan sonra Alper Ademoğlu çok cevval bir oyuncu demiş. Ben onu aldım da nerelere nerelere getirdim demiş. Adam oğlu. Geçen maçta da bizim karşımızda oynamıştı bu Alper. Vay, fena da değil aslında hakikaten ha. Şimdi bunu bir skutlayayım önce. Sonra bakıyorum diğer yorumlara. Ha, orta sahadaki oyuncu görevleri çok aynı demişti. Loser oyuncu. Loser oyuncunun da adını yazdım, hatırlamıyorum ama. Böyle yüzüne karşı da loser oyuncu diyorum. Kusura bakma. Sen de öyle demişsin kendine. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Evet, ikisi de hala aynı. Şimdi seni başka bir şey yapınca kabiliyetsizleşiyorsun. Seni de başka bir şey yapınca kabiliyetsizleşiyorsun. Şimdi nasıl yapacağız ki sizi o zaman? Standart orta saha bu. Bu ne? Bu da standart orta saha. Aslında birine savaşçı orta saha yapsak mı? Oyun kurucuya gerek yok. Zaten bir tane oyun kurucumuz var. Sizin yetenekleri de o kadar hatırlamıyorum ki. Bakayım. Markaj 8, top kapma 10. Prusya'nın nasıl durum? Markaj 9, top kapma 7. Yani senin şöyle bir maçlığına iki yönlü orta saha yapayım bakayım. İki tarafa birden bir koşmayı dene. Diğer taktikte de zaten bunu değiştirmişiz. Kersmak yere oyun kurucu yapmışız ama diğeri daha mı iyi olurdu belki de. Bilemeyeceğim. Ve son olarak Fransa'dan Birol. Bak, bu arkadaş şey yaptığı için adını yazmıştı, hatırlıyorum, not almışım. Football Manager Kingdom demiyorum da Fransa'dan Birol diyorum. Fransa'dan olduğunu tekrar tekrar vurguluyorum. İstatistiklerde de görüyorum, Fransa'dan böyle hep düzenli bir izleyen biri, hatta 2-3 kişi vardı. Bünyamin'di galiba diğer arkadaş da. Taktikler değil, antrenman. Takım. Bu muydu lan? Şimdi bunu nasıl değiştireceğim ben? Değiştiremiyorum. Odak, ana odak, yoğunluk seviyesi bilmem ne. Antrenman seviyesinden de memnun görünüyorlarmış. Dinlendir. Şu dinlendir şeyini değiştirmek istiyorum ben. Nasıl yapacağız acaba bunu? Buradan mı? Değil. Yok, teknik heyetten hiçbir şey istemem ben de. İşte bak, buralara şey koymak istiyorum ben. Nasıl yapacağım onu? Koyamıyorum. Ana odak, mana odak. Tamam, bunlar zaten şu seçtiğim şeyler. Buradan kaldırabiliyorum ama nasıl ekleyebiliyorum acaba? Tıklıyorum, mutluyorum. Yok, bana mısın demiyor. Evet.
Sevgili Fransa'dan biri ol. Bunu da yazarsam bak iyi olur. Şu an baktım bulamadım. Nasıl? Şunu bakayım. Değişen bir şey var mı? Varmış. Evet, bunu hakikaten beceremedim ya. Mevcut değil. Profesyonel durum yarı profesyonel. Ha, bizimkiler yarı profesyonel olduğu için demek ki buralara antrenman koydurtmuyor. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok bu konuda. İlerleyelim. VV Hamme maçımız var. O da 7. sırada. Gene 7. sıralar, 5. sıralar. Hiç şöyle bir 15. sıradaki herifle maç yapmadık. Şu 15. sırada ben varım. Tesadüfe bak. Çok normal 15. sıradakiyle maç yapmamam. Zira bir sakil olurdu. Ben kendimle maç yapsam onunla kaybederim, en azından da üzülmem. Oyuncu analizlerini geç. Devam devam. Buralarda yapacak çok bir şey yok artık. Ne oldu lan? Ha, bizim gençlerin maçı. Doğru ya, geçen bölüm böyle bir şey vardı. Unutmuştum, bak şimdi görünce hatırladım. Hey, bizim en azından bizimkiler favori çıkıyor maça. Hadi bakayım çocuklar. Ben de şuradan şöyle bir izleyemiş olayım. Aslında şu, yani bizim dandik dandik oyuncular geliyordur bizim takıma büyük ihtimalle de. Ya oyuncular gelse şuradan potansiyeli 4-5 yıldız adamlar da geliyor. Ama tabii nerede bende o şans. Baksana, seçmelere gelen çocuklar benim as takımdan daha güzel korner attı. De bak yer. Toko. Bu Toko güzel yerlere koşuyor, ikidir bak. Oo, ulan hakikaten bu genç oyuncu adayları hiç fena değilmiş. Benim as takımdan böyle hücum yaptığını görmedim. Bak bu Devil'de de ikidir güzel yerlerde top alıyor. Toko mu bu? Bak bu Toko gene güzel boşa çıktı. Toko, Toko'ya versene de bakayım. Şey de önemli bir güzellik. Ayarlardan bir yerlerden seçiliyordu. As takımı hangi taktikle oynatıyorsam, gençleri çocukları da aynı taktikle oynat gibi bir seçenek var. O mevki, o pozisyona bilmem neye alışmış olarak geliyorlardı oradan. Toko. Ah be Toko, geç vurdur ama olsun. Yine güzel topu şey yaptın. Öyle bir özellik var. Onu seçtiğinizde çocuklar sizin taktiğe hazır olarak geliyor direkt. Ah, nihayet bizim 19 yaş altı bir ciddi bir şey yapıyor. Derken yapamadı. Nereye yapıyor? Kalala. Garip garip çocuklar var ya burada. İsimleri itibariyle. Bir de şu yeni rejenere, yani oyunun jenere ettiği şeylerin, futbolcuların tipleri de çok komik oluyor bazen ya. Saçlı sakallı böyle kelli felli adam oluyor bazen de, 15 yaşında falan yazıyor üstünde. Ya. Bizim hakikaten 19 yaş altı takımı hiç yalandan atak yapıyormuş gibi bile değil. Öyle bir orta salladılar yalandan. Geri döndüler. Devil de ver bakalım arkadaşına. Devaker'cim sen de, gerçi dur top sürü bakayım ne yapacaksın. Devaker'den çıkmaz. Orada hızlanıp herifi geçmesi gerekiyordu. Yok, bu üç adamdan çok bir şey olmaz. Şuradan bir topu çıkaramadılar bir saattir. Ver hemen. Ah güzel. Sen kime vereceksin? Ey, o da fena değil. Bak güzel pas attı. Çok güzel pas attı. Bir halt olmaz dediğim Devaker inanılmaz güzel pas attı karşı göz arasında. Şey de güzel ya. Bir maç izliyorum. Hiç kim yenilse kim yense umurumda değil ha. Bu şeyi çok seviyorum ben. Bu maçları. Her sezon işte, yani ligin her ligde farklı oluyor. Türkiye liglerinde mesela Mart'ın 8 ya da 18'inde falan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle oturup muhtar gibi izliyorsun. Oh, o ona vursun, o ona atsın falan diye. Bir keyif alıyorum bu maçları seyretmekten. Bir de iyi kötü şey yapıyorsun, hani oyundaki yetenek puanları dışında gözüne çarpan adamlar olunca onları da takip etmesi keyifli oluyor. Ama bizimkiler bir yalandan atak yapmaya çalışıyor gene. Oradan zaten ha, anca o kadar olur. Bu arada bu bölümün ilk maçında böyle yemiş olduk aslında ya. Ayıp mı oldu size karşıda? Her bölüm iki maç yapıyordum normalde. Siz bunu maçtan saymayabilirsiniz diyeceğim ama geçen bölüm de çok uzundu. Ona da ona sayın da ödeşelim valla. Ben çünkü oho, çok kötü hata yaptı o defanstaki çocuk. Ha, bizimkinin bir alt yapacağı yok. Ben bugün çünkü bir 10 bölüm falan çekmeyi planlıyorum yaklaşık.
Fazla mı gaza geldim bilmiyorum ama işte 3 bölüm 4 bölüm Football Manager çekerim. Punch Club serisi devam ediyor bildiğiniz gibi. Bu arada şeyde artık Dipter oyun kanalımızda yeni bir seri başladı. O seride de ben yokum. Daha önceki bombalı oyun videolarından bildiğiniz şey var. Ha, çok kötü pas hatası yaptılar. Ama o da kötü vurdu. Eski videolardan bildiğiniz Emik var. Kendisini anlıyorum. Baktı ben böyle şey yapıyorum. Hani bir kendimce yayın yapıyorum. Popüler oluyorum. Sevenlerim falan oluyor. Birileri bana işte abi çok seviyoruz seni, çok seviyoruz. Böyle devam et lütfen falan dediğini. Oha ilk defa gördüm lan şimdi. Korner direğine çarptı, durdu oyunda top. İşte böyle şeyleri görünce özendi tabii. Yazık, kendisi de böyle kendi çapında dizilerde, sinemalarda, bir yerlerde, reklamlarda oynayan bir adam. Baktı benim 2 günde daha çok fanım oldu burada. Dur dedi, ben de bu işe bir el atayım. Hemen gitti işte bir tane kamera mamera ayarladı kendine. Koydu kamerayı, o da kendince oyun yapmaya başladı. Bir de şey yapıyor böyle, koltuğuna minder koyuyor, yükseltiyor falan böyle kamerada görüneyim diye de. Kamerayı indirdi şurasına kadar. O berberde hani çocukken altına tahta koyarlar ya, şey yaparlar böyle, yükseltirler berbere eğilmesin diye. Onlar gibi kaldı yayınlarda garibim. Yani orada şey yapın ya, yazıktır ona da. Bir iki like atın, ilgi gösterin yalanla. Çocuk yazık çünkü, hırs yapmış belli. Görmüş beni, özenmiş. Bir şey diyemeyeceğim, yazık. Oradan ilgi çekmek için bana saldırıyor böyle. Şey gibi yani, Arda Turan'a laf atan üçüncülük futbolcusu gibi böyle. Arda Turan'a biraz laf atayım, orta açamıyor falan diyeyim de belki gazeteler beni yazar falan diyen üçüncülük oyuncusu gibi. Kendi çapında çırpınıyor. Ona da yapacak bir şey yok. Anlayış göstermek gerek. Zombili Mombili'de bir oyun oynuyor. Bilmiyorum öyle oyun sever misiniz de. Şimdi nereden istese gitti zombili. Şu günlerde hiç etrafta görmediğimiz bir şey olduğu için zombi zaten. Enteresanlık olsun diye gitti zombili oyun aldı, onu oynuyor. Bunu da böyle haber etmiş olayım dedim. Peters Kalala. Bu Kalala ha bizim. Ha yok ya, şu doğru ikinci yarı oldu. Ha Toko. Toko'nun pasları da kötü değil aslında. Toko'nun topu alışı da çok iyi aslında ama orada öyle bencillik yaparsan olmaz Toko onu. Adam gibi içeri atacaksın. Ortaya yerden yuvarlayacaksın. Ya bu arada hep şeyi söylüyorum söylüyorum, yapamıyorum. Size karşıda mahcup oluyorum. Yeni bir seriye daha başlayacağım diyorum da elimde 3 tane falan oyun var. Hangisine başlayacağımı hakikaten bilemedim. Bir de geçen gün şeyi indirdim tekrar. Yorumlarda da bir arkadaş yazmıştı. Bak kim olduğunu hatırlayamıyorum şimdi, kusura bakmasın. Bünyamin olabilir. Civilization 5'i indirdim tekrardan. Şöyle bir baktım. Ben Civilization 5'i çok severim. Çok eğlenceli, mükemmel bir oyundur. Ama benim bilgisayarım kaldırır mı? O yayınlarda nasıl olur bilmem ne. O konuda çok bir fikrim yok. Onu da deneyebilirim. Diğer aldığım oyunları da söyleyeyim artık. Sürprizliği kalmadı zaten. Çok uzun süredir söz verip yapamadığım için. Empire TV Tycoon adında bir oyun var. Onda böyle bir televizyon kanalı alıp acunculuk oynamaca gibi bir şey. İşte program kuruyorsunuz, bilmem ne, reytingler falan falan. Bir tanesi baya enteresan bir oyun ama enteresan şeyleri, oyun mekanikleri var. Neydi adı, bir saniye. Painter's Guild olması gerek. Onda da Rönesans çağında döneminde bir resim atölyesi gibi bir şeyi yönetiyorsunuz. Guild Lounge'dır aslında tam karşılığı da. Hani öyle bir şey yönetiyorsunuz. Gelen siparişlere göre resim yapıp satıyorsunuz vesaire bilmem ne falan. Üçüncü oyunda unuttum. Hadi bakalım ne yapacağız? Düşünüyorum şu an hatırlamak için. Kesin de eğlenceli bir oyundu ama neydi acaba? Çaktırmadan alt tab yapıp bakayım. Alt tab yapınca size görüntü donuyor olabilir. Aha donmuştur size görüntü. Ha üçüncüsü de tamam. Mad Games Tycoon adında bir oyun. O da şey, Game Dev Tycoon vardı. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Oyun yapan bir oyun stüdyosunu alıp onun tycoon'u, onu yönetmece, idare etmece falan gibi oyun. Bu 3 tane oyundan bir tanesine başlayacağım. Bugün herhalde başlamış olurum. Siz gene de en çok istediğiniz hangisiydi onu yazarsanız bir fırsatını bulduğumda bakarım. Belki ona göre önceliğimi ona veririm. Mesela hepiniz çok FM'yi çok istiyorsunuz diye FM'yi her gün mutlaka bir bölüm yayınlamaya çalışıyorum. Punch Club'ı biraz daha yavaşladı. İzlenme sayıları bilmem ne falan, onlara bakaraktan. Punch Club şu an haftada 2-3 tane geliyorsa FM'yi haftada 7 tane çekip kaydedip yayınlamaya çalışıyorum.
Yani böyleyken böyle. Kanalda güzel atılımlar var. Siz abone olan değerli dostlara teşekkürümü borç bilirim. Hepinize ilk bölümlerde söylediğim gibi yolda sokakta beni yakalarsanız bir tane ince belli çay da ısmarlarım. Ve o güzel kurtardı kaleci. Abone olmayan dostlar, bu deli çay fırsatını kaçırma riski değer mi? Bence abone olun. Yine güzel orta sayıdır diyecektim. Penaltı. İyi tamam, en azından berabere bitmesin maç ya. Berabere biten maçları çok sevmiyorum ben. Yerden şöyle nazikçe yuvarla bakayım. Bak şu köşeye atacak. Şu. Aa, yerden bu köşeye atacak. Hadi bakalım. Tık. Aa, ortadan attı. İyi ama kaleci benim gösterdiğim yere uçtu. Akıllı kaleciymiş. Kurtaramadıysa da ben de aynı görüşte olduğu için kendisine akıllı diyorum. Eskiden şey vardı ya, böyle lisede işte maçlarda böyle turnuva falan gibi bir şey olurdu. Öğlen ya, senede bir kere falan öyle bir şey yapılırdı ama kale o kadar küçüktü ki. Kalenin üst demirinin yüksekliği 1.90 falandı. 1.95 bir arkadaşım vardı benim lisede. Baya kafası o demire çarpıyordu. Çocuk kafası demire çarpmaktan düzgün kalecilik yapamıyordu. Genişliği de ben iki kolumu açtığımda iki direği birden tutabiliyordum. Öyle bir garip kalesi, küçük bir kalesi vardı. Maç böyle olur da penaltılara falan giderse, bir de iki takım da birbirine böyle biraz karşı hırslanmışsa, öfkelenmişse falan, zaten penaltı da böyle 3-5 adım ileriden falan atılıyor. Atacak mı o çocuk illa golü? Vallahi attı. Çok güzel vurdu çaprazdan. Antoine helal olsun, çok güzel vurdu. Berabere biten maçları sevmiyorum dedikçe beraberliğe götürdüler maçı ama. Birincide zorladı, olmadı. İkincide nereden vurdu anlamadım da. Oo, direkten çarptırmış, kaleciye de çarptırmış. Oradan içeri sokmuş hayvan. Ha, o maçlarda maç penaltıya gidince herkes kalecinin ağzına suratına abanmaya başlıyordu topu böyle. Hani yenip yenmemiz önemli değil, bari hıncımızı alalım diye. Oradan sonra çok şey oluyordu, sertleşiyordu, değişiyordu bütün futbolun çehresi. Bernard, bu pozisyonda golü attınız attınız yoksa olmaz. Derken top döndü. Siz de bu pozisyonda attınız attınız. Sen de zaten taca mı attın? Yok değil. Tuttu çocuk. Vur içeri. Aa, fena oynamadılar. Valla bayağı iyi geldiler ama vurur musun? Sen vuramadın. Bitti herhalde artık. Bir şans daha diyor hakim. Hadi bakalım. Oo, çok kötü pas. 7 pozisyonu valla. Şurada şişir içeri ortayı artık bu sonuna kadar. Ne yapacağım başka? Zakuaini. Nereden bulmuşlar bizimki abi? Ucuzluktan gene Afrikalıları toplayıp getirmiş herhalde bizim genç oyuncu adayı diye. Ha, offside. Hakem. Ne yapıyorsun? Bitiriyor mu? Delfeg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 
olsun. Bu da böyle bir maçtı işte ya. Gördük yeni çocukları. Maçın yıldızı da Antoine olmuş zaten o. Yani attığı gol olmasa çok yıldız olacak bir şey yoktu Antoine'ın. Maçtan ayrıldı. Şimdi sırada VV Hamme maçımız var. O da deplasman demiş. Gene ben gene defansif oynayayım da abi. Fena gitmiyorum öyle. Önerilen oyuncuları imza attır direkt ya. Sonra bak. Ama şöyle yapayım bir saniye. Nerede ya şey? Temsi 19 yaş altı. Potansiyel. Ne yaptım lan? Potansiyele göre sırala. Baksana gene en iyi adam şey yani. Bir yıldızı garanti, ikisi şaibeli ama olabilir durumunda. Bir şey çıkmaz ya bu çocuklardan. Devamlı. Aha, postalar. Genç oyuncular imza atmış. VV Hammi gözlemci raporu. Hiç bakmadım ona da. Benim kendi gözlerim var. Başkası benim yerime maçı gözlemlemese de olur. Bu arada şey ligden düşmemek için kaçıncı olmak gerek, ne olmak gerek, nasıl olmak gerek onları da bilmiyorum. Yani çıktığım yere kadar çıkayım. Biz röportajda bana şey dediler, 35 puan hedefi falan dediler. Ama 35 puan toplayayım da sonrasını yönetime kastırırım. Zaten sonra o bir saniye kim? Steven Jacobs. Sen zaten oynamıyorsun. Git fizyoterapiste ya. Rahat rahat iyileşirsin. Ha. Herifi şeyde gözlemlemiş. Bak bütün yetenekler hakış diye geldi. Pas, ilk kontrol 12-13 fena değil. Bu arada Bing Bing telefonu ötüyor. Umarım size kadar sesi gelmiyordur. Geliyorsa şimdi kısacağım onu da.
Bir daha öterse yani. Hızı fena değil. Ya fena değil. Seni şeye ekleyeceğim. Takip listesine ekleyeceğim. Süresiz ekle ya. Bakarız zaman zaman. Haftanın takımını geç. Başka maça çıkışıyormuş falan. Hani çok önemli değil. Ben şu an kara kara hamme maçını düşünüyorum ya. Şu hamme maçını bir dünya gözüyle 3 puanla 5 puanla çıkaralım. Sonrası 3 puanla 5 puanla dedim, onu bozuntuya vermeyin. O sırada tam başka bir şey düşünüyordum. Bu bölümü başlarken saate bakmadım. Kaç dakika oldu onu bilmiyordum da onu düşünüyordum o sırada kara kara. İşte bu da şeffaf yayıncılık. Bak nasıl o sırada ne düşünüyorsam, niye malladıysam hepsini de size paylaştım. Şimdi Sizi sen misin forvette? Hadi sensin. Ringo, Teko, Tapti, bunlar tamam. Frus, Kers, Maker, Verwilligen, zaten bundan çok alternatifi yok. Klippeler'dan memnun sayılırız. Ey, ne yapalım? Kavaya'nın maç kondisyonu. Klippeler'in maç kondisyonu bir tek biraz arızalı. Tamam ya, onun dışında çok bir sıkıntısı yok. Hadi bakalım. 90 dakikayı çıkaramayı durmuş. Çıkar mısın? Ne zaman çıkardı ki 90 dakikayı? Sanki daha önce 90 dakikayı çıkarabilmiş de bu sefer çıkaramıyormuş gibi gelip söylüyor bir de. Herifler gene favori. Valla ben benim takıma bahis yatırsam şey olurmuşum baya. Zengin olurmuşum yani. Kontra dedik. Ne dedim ben? Cesaretlendirmişiz. Ey güzel. Ha bu arada gene Ferhat'ın tavsiyesi, maç sırasında arada kenardan bir çıkıp bağıracağım takıma. Koşun la koşun. Gol yiyek falan diye böyle bir. Allah'ını seven defansa gelsin diye kenardan bağıracağım takıma. Her takımda da bir tane Türk var bu arada. Erdinç Kurtuluş vardı bunlarda da. Çocuklar o topu. Heh, orada şey yapmayın. Başıboş bırakmayın. Erdinç Kurtuluş da zaten topu dipledi iyice şeye. Tacın dibine. Mumu. Bu Mumu. Benim çok kafamı karışık olduğu bir futbolcu gerçekten. Çok güzel ortalar mortalar açıyordu. Sonra bir garip top kaptırmaya başladı ama o kaptırdığı garip topları da gidip kapmaya başladı sonra. Aşağı tükürsem bir şey, yukarı tükürsem bir şey gibi bir durum var yani. O top abi çok güzel pas attı herif. Lax diye boştaki, şuradaki tek boş kendi takımların oyuncunun ayağına oturttu. Siz de artık savunmaya yardım edin. Veydiş insaf lan. Herif arkanda topla buluştu. Sen götünü döndün gidiyorsun ileri ileri hala ya. Abi bizim forvetler niye bu kadar şey, hücum oyuncuları ilerlerde bir yerlerde. Al işte. Ay başladık, gene başladık. Vallahi kabuslar yine başladı. Başladı başladı. Ha düştük gene 15. sıraya. Ne ara 14'e çıktıysak zaten. Şu aslında şöyle bir şey mi yapsak ya? Zaten ufacık ekranım var. Onu da şunlarla iyice kahredeyim diyeceğim bak şimdi. Nereden? Ha buradan. Gol mü atıyoruz lan? Yok canım, nerede? Nerede ya? Hah puan durumu. Bak bak, ligin sonlarına doğru böyle heyecan katar. Canlı puan durumu böyle kenarda. Ama bu maçı kazansak şu gülle geminin üstüne çık. Sadece şu gülle geminin üstüne çıkıyoruz. Diğerlerine de yetişmemiz çok zor. 35 puanda falan herifler. Gullegem derken vallahi bunlar bizi küme düşürecek ya. Komik komik takım isimleri koymuşlar. Kapatın çocuklar artık bir yerde şu adamları. O an, heh, aman. Hiç gerek yok oralardan gol yemeye. Şu Verwilligen fena oynamamış aslında. Verwilligen'den kullanacaktım tam kötü mü oynuyor diye de. Bizim forvetteki herifler defansa neye yardım etmiyor? Ben onu çok kafaya taktım. Şuralarda geziyor. Hadi tam bir tane santrafor gelsin de sol açık sağ açık. Niye oralarda abi? Sizin kademeye mademeye girme falan gibi derdiniz de mi yok bu hayatta? Ne gamsız futbolcularmışsınız ya. Aa Erdinç. Hop aha. Aa Kavaya orada alamadı, o çok kötü bir şeye sebep olacaktı, az kalsın. Son gelişmeleri de mi açsam? Yok hadi şey açayım harbi. Ya ama arkadaşlar herifler bir saattir aynı hata yapıp duruyor artık. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Daha da mı savunmaya kapanayım? Olur hadi tamam. Ayrıca kapandık geri ya. Allah'tan kaleci tuttum. Taraftarları ateşlendi adamların. Şu hale bak.
Sağanak oldu, üstümüze geliyor herifler. Uuu, gene bunlar geliyor. Ben daha da defansa kapandım. Aman, şimdi telefonunu da şey yapacağım. Şunun sesini kıstım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi bıs bıs öter önce şey titrer yani. Oh. Abi bu koşmak mıdır ya? Siz böyle bir koşmak şekli var mı? Adam belden yukarısına bak, maraton koşuyormuş gibi triplerde ayaklara bakıyorsun, yürüyor ya. Biz bu herifi hızlı bilmem ne diye oynatıyorduk. Aa, gene çok kötü. Bu Erdinç'i de bir anlamadım. Bir sağ açıkta, bir sol açıkta. Ne çok gezen bir herifmiş. Kapatalım. Güzel. Onu da kapatalım. Bas çocuğum, topa bas biraz. Sen topa basamazsan bir saatte bir açıklık herife pas verir o da. Lan 24. dakikaya geldik, bir tane atak yedik, bir tane de gol yedik ya. Böyle bu maç bitmeyecek büyük ihtimalle. Bir şekil yapmam lazım bunlara da. Nasıl bir şey yapmam gerektiğini bilmiyorum. Oh, Klippeler de alamadı topu. En azından ortayı kötü yaptı. Dur, kenardan bir bağırayım şunlara. Ne diyeyim? Taktiğe odaklan değil mi? Taktiğe odaklan diyeyim. Evet. Taktiğim yanlışsa yanlış şeye odaklandırmış oldum adamları ama. Abi bir şeye odaklansınlar en azından. Abi ben hücuma çıkamıyorum ki, herifler anında kapatıyor her yeri. Mumu sen hata yapma orada vallahi çok. Ah, Verbilligen yapıyordu az kalsın. Güzel. He, ver aradan. Ah, koşmayı bıraktı herif ya. Agua. Ha, şimdi bakalım paslaşarak korner nasıl oluyor. Kimse yok burada. Bu nasıl paslaşarak kornerle? Normal vurdu. Oraya birini mi getirmem gerekiyordu benim acaba taktikten? Böyle bir şey. Aha. Uf, kers maker. İçine ettin takımı maçın vallahi şu an. İnanılmaz bir saçma hata yaptın orada. Kapat çocuğum, kapat. Penaltı yapma ama. Korner, Allah kahretsin. Dakikalar geçmiyor ya resmen. Agua'da senin de orada ne işin var? Ben bu sefer standart yapacağım bunu artık. Yok, bu herifler böyle geldikçe... Abi o topu uzaklaştıramazsanız... Böyle angut gibi gol yersiniz. Evet. Ya Nick Depp be. Gol atan herife bak ya. Abi saçmalığa bak. İki kişi karşılıklı topa vurdu 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 şurada. Bak şurada. Pıt 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 pıt. Kendi aralarında bir saat vurdu vurdu vurdu. En son biri bir vurdu. Şundan sekti, kaleye girdi. Yazıklar olsun ya. Şunu standarda aldım da yani. Bir daha bağırsam lan kenardan. Bir kere bağırdım, gol yedik. İkinciyi bağırsam belki gol atarız. Kapat çocuğum, kapat. Abi herifler. Oh, bunu da yedik abi, belli. Yine hezimete koşuyoruz ya. Aa, offside. İyi lan, hezimete o kadar da koşmuyoruz, tamam. Şimdi bir tane atarsak hemen panik olur. Şimdi onlar düşünsün, dakikasına geliriz. Mumu hadi be, şu maç. Bu maç daha bizim takımdan kimsenin hayırlı bir hareket yaptığını görmedim ya. Herkesin bir iki hayırsız hareketi var. Aa bak, Prus da yaptı hayırsız hareketini. Çok güzel pas. Mumu kardeş. Çok güzel orta. Agba kardeş vuramadı. Lan ooo. Neymişsin sen Prust? İnansa gol bile atacak. Ama geçen bir ara şeye bakmıştım. Çok güzel vurdu lan Veydiş. Veydiş takımın en çok gol atan oyuncusu. Prust da şutların, ya çok şut çekip en az gol atan oyuncu. Hatta hiç golü yok galiba. Tam emin değilim de. En çok şut çekip en az gol atan oyuncu. Uzaklardan böyle bam gün bombalıyor da. Tırt yani, çıkmıyor. Ama Veydiş çok güzel gol attı. Sol ayakla oradan öyle kıps diye 90'a vermek kolay değildir ya topu. Yani kolay değildir diye tahmin ediyorum. Hiç yapmışlığım da yok ama. Kimse yapamadığına göre bunca sene kolay değildir. Erdinç yeter yeter. Erdinç aslında kenardan kaş göz yapayım. Gol atma, seni bizim takıma aldıracağız falan diyeyim de. Öyle mi dengelesem, ne yapsam? Şimdi bir beraberliği yakalarsam golle gemin üstüne çıkıyorum. 14. sıraya yükseliyorum.
Bu arada toplamda o bir saniye. Ha dur şey bitti. Şanslısınız ha, şanslısınız ha. Uyarlar. 24 şey 29 maç oynanmış 18 takım. 18 17 çarpı 2 34 son 5 maç. Allah lig bitiyormuş lan. Şimdi uyandım ben mevzuya vallahi. Evet 34 maçta lig bitecek son 5 maç. Doğru hesaplamışım. Vay be arkadaşlar ligin sonuna gelmişiz be. Hayret bir şey. Hiç su gibi aktı diyeceğim. Sezonun ortasına geldim çünkü tek. Yapma be. Çok güzel pozisyonda oğlum harcadın ya. Sezonun ortasına geldiğim için su gibi akıp geçti ama benden önceki Deus teknik direktördü. Abi bütün kolay maçlarda puan kaybetmiş. Bütün zor maçlarda bana giriyor ya. Abi oynadığım heriflerin hepsi 7. sırada ve yukarıdaki takımlardı yani. İnsaf da. Hadi hücuma hücuma hücuma. Çok güzel. Al oradan hemen klippeler. Ver Şago'ya. Sen ver içeri. Dur kaptırma. Lan oraya vermeseydin keşke. Ver Willigan. Orada hiçbir alt yapamazsın sen. Güzel. Yanlış yere açtı topu. Aha. Veydiş. Agua. İşte bu kadar. İnandık ve oldu. Bu sezonu. Abi Agua, ben Agua'dan memnunum hakikaten ya. 14. sıraya da yükseldik. 35 puana çıkarsak eğer 13'e de yükseliriz ama şimdi bu maçı çevirsek 32. Bir dahaki maç ben kazanacağım. Londerzel kaybedecek. O zaman 35 anca olacak. Yani eşek ölecek de sırt üstü dönecek de şeyi güneş görecek de bilmem ne gibi. İleri ileri. Ha geniş geniş. Alır mısın lan onu Agua? Veydiş sen al. Tamam bu Veydiş de çok cevval oyuncu bu arada. Hem takımın en çok gol atan oyuncusu hem de yani sol açıkta. Agba kadar ya Agba ile çok farklı oynuyor gibi aslında. Ama totalde şey yaptıkları şu yapma be. Çok benzer gibi. Verme onu. Ha. Tamam. Herkes yerini alsın. Herkes yerini alsın. Bizim, gol. Allah seni kahretsin be Sizi. Abi forvetten yana hiç yüzüm gülmüyor. Abi şeyi niye paslaşarak kullanmıyor bunlar acaba? Hakikaten şu yakına birini mi çekmem gerekiyor? Oh, ne oldu lan o? Ha. Şut mu çektin sen? Şut çektiysen üstüne yazsaydın şuttur bu diye. Kimse o kadar ciddiye almadı ki. Aman diyeyim ya. O top sizde kalmasın be arkadaş. Vallahi çok sakat pozisyon abi. İnanılmaz sakat pozisyon. Kapat çok güzel. Oh çok kötü geldi o da. Dışarıda tamam. Of vay be işte hezimete gidecek dediğim maç bir iki ufak taktiksel dehamın dokunuşuyla nasıl bir anda çılgın attı. Kes o topu. Güzel. Agua kardeşinin orada yapacağın çok az şey var. Ama bu hiç olmadı yani. Yapacağım çok az şey vardı. Onlardan birini yapsam bu kadar saçma gözükmezdi. Neyse. Ama şu benim CZ... Neyse önümüzdeki sene bir tane genç Ceval forvet alacağım herhalde abi ne yapayım ya. Hakikaten kaleciyle karşı karşıya gibi pozisyonla o kaçırılmazdı ya. Millet neleri neleri atıyor takımda. Çok güzel orta bence ama. Ha, vur. Lan Agva'ya bak sen. Ani. Bir de yanlış görmediysem sol ayakla 90'a Hakaçan diye yapıştırdı. Dur bakayım. Bak bak burada topu kendisi kesti. Bana dedi kendi ekmeğimi kendim şey yaparım. Kasaba minnet etmem. Keserim kendi uzuvlarımı yerim dedi. Hakikaten sol ayakla inanılmaz güzel vurdu. Şimdi bundan sonra tamamen şeyi korumaya yönelik. Dur. Peko'ya gel. Her zamanki değişikliklerim. Yorulan defansın şey defansif orta sahanın yerine Peko'ya. Sonra birazdan Kabaya Mabaya falan yorulur. Onun yerine şey o diğer çocuk. Adını unuttum şimdi. Lan vallahi şu Agbu'yu transfer eden ellerim dert görmesin. Adam 2-3 maçtır neredeyse takımı kurtarıyor. CZ de bak. Allah kahretsin seni CZ. CZ kadar başına taş düşsün senin ya. Abi. Of vallahi. Kim bu? Vertonghen, Vertonghen değil. CZ kekosu yüzünden abi şurada gol yiyorduk abi. Olur mu böyle şey ya? Hıyar yaptığın pas hatasına sıçam senin ya. Güç bela toparlamışız şurada şey yapmışız 2 3 2'ye getirmişiz. Bu arada şeyde Steam'de 3-0'dan maçı
4-3'e getirmenin achievement'ı var diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Hatta galiba şöyleydi. İlk yarıya 2-0, eskiden ilk yarı 3-0 geride girip ikinci yarıyı 4-3 kazanınca achievement veriyordu. Sonra baktılar, bunun olur yok, imkanı yok. Kimse böyle bir şey... Aha bir saniye, 85. dakikaya geldik. Bir değişiklik yapmam lazım hemen. Vertonghen daha çok yorulmuş. Vertonghen'in yerine Ringo'yu alayım bu sefer. Evet. Burada çok yorgun var mı? Yok. 65 arasında çok iyi değil ama. Tapti'yi alabilirim ya. Sağ bek yerine de alabilirim aslında. Ama yok, Marking'i falan ki. Neyse dur, şimdilik böyle yeter. 3-0'dan 4-3'tü o Achievement yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bunu 2-0'dan 3-2 diye değiştirdiler gibi hatırlıyorum. Şimdi bu maçın sonunda eğer öyle bir Achievement alırsam net bir şekilde görmüş oluruz ama ben öyle bir şey vardı gibi hatırlıyorum. Okuduğumu hatırlıyorum yani. Abicim sakin. Sakin. Topu dolaştırın. Gezdirin topu. Koşturun adamları. Çok güzel pas. İçeri girin abi. İçeri içeri. Aha kendi kalesine attı. Vay Keko'ya bak. Ah böyle de salak herif görmedim ha. Vallahi ama gerçi o herif orada vurmasa arkada bizim Agüero vurur. Ya keşke vurmasaydı da bizim Agüero vursaydı. Şunu kapatayım şuradan artık. Vallahi gol yabancıya gitti yani. Şurada ne güzel şak diye koyacaktı köşeye yerden biliyorum. Bari gol yabancıya gitmeseydinin derdindeyim. Ya bunu atsanız da 4-3 olur, 3-4 olur ya da. Hiç uğraşmaya gerek yok o yüzden. Hakem çok güzel. Muah işte bu kadar. Agüero'ya bak Agüero'ya. Resmen evet kusursuz performans sergiledi. Evet paylarınız çok büyük. Aferin size çocuklar. Yani evet heriflerin şutu mutu falan bizden fazla. İlk yarıda hakikaten adamlar çok kötü bastırdı. 32 puan 14. sıra. Birini daha kazandık 35 puan. Belki şunlarla eşitlersek 13. sıra. Bir tane daha kazanırsak 9'a kadar falan bile çıkabiliriz. Bu oradaki hepsi kaybederse. Ya olmaz ama öyle bir şey. Hani ya tutarsa mukabilinden. Aha. Vay, ilk defa böyle bir şey gördüm ha. Yani şimdi bu oyunda ilk defa, bu oyun dediğim hani bu şeyde yayındaki şeyde ilk defa bir şey gördüm. Ha evet bak. Van den Bosch diyor ki öyle bir konuştu ki devre arasında aklımızı aldı diyor teknik direktör. Agua vallahi Agua sen mükemmel bir oyuncuymuşsun ya. Benim çok da fazla eksisi var aslında ama şuradan gelen şeylere bakalım. Glutsis. Aa, beni niye oynatmıyorsun? Ne ağlayacak? Gel gel gel. Kalitem göz önüne alındı. Sen oynattık bir maçta gördük. Öyle mi? Bir saniye dur. Şimdi okuyayım şu cevapların hepsini. Ha, defol git lan. Gitmek istemiyorsun. Defol git oğlum. Seni zorla mı tutacağım? Defol git. Ah nerede lan? Transfer. Ah defol. Ha, herhangi bir teklife sat. Hadi defol git. Hıyaroğlu yar. Ben öyle gelip bana atar yapan futbolcuyuz. Şey yapamam. Burada koskoca kulüp yönetiyorum lan. Senin gönlünü mü eğileceğim ben? Bütün takım da gelip bu hıyarlı ısrarla yapacak bana. Evet sevgili dostlar. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Yaklaşık 40 dakika falan oldu yanlış tahmin etmiyorsam. Yani kimse teklif yapmamış sana. Hıyaroğlu hıyar. Kaliten belli diyorsun. Transfer listesine koyuyoruz. Bir kişi gelip sana teklif yapmıyor. Neyse sevgili dostlar, böylelikle 19. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Ben birazdan 20. bölümde kaydına gireceğim. Her gün yeni bir bölüm gelmeye devam edecek. Bu da böyle tartışma programlarındaki atarlı adamlar gibi oldu, parmaklı parmaklı. Bir de bu ışık nereden geliyor parmağıma bu kadar acaba? Neyse, hepinizi çok seviyorum. Süpersiniz. Her yaptığınız yorum için, attığınız barnak için, paylaştığınızı mı bilmiyorum. Paylaşmamışsınızdır çok ama paylaştıysanız onun için ve abone dedim yani Allah kahretsin. Kanala abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hop. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.